Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Malum Kasım ayındayız, ben de bir takım alışverişler yaptım. Bunları şimdi sizlerle paylaşmak için böyle bir video hazırlamak istedim. Hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Öncelikle geçenlerde Instagram'da da paylaştığım bir şampuanla başlayacağım. Kocaman boy bir şampuan, hatta böyle üzeri nemli çünkü duştan alıp getirdim bunu direkt buraya. DP olarak geçen Daily Perfection adında bir markaya ait bu şampuanı satın aldım. Gördüğünüz gibi kocaman, 800 mililitrelik boyda bunu satın aldım ve hemen kullandım. Yakın zamanda aldım ve sizlerle de paylaşmak istedim ki alternatif olarak hani bu Kasım ayı içerisindeki indirimlerde değerlendirebilenler olsun diye. Tuz içermeyen bir şampuan bu. Ee, ben de bu büyük indirimde bunu gratis'ten 18 lira gibi bir fiyata aldım ve inanılmaz uygun fiyattaydı bence bu boyda bir şampuan için. Ee, özellikle saçımın rengini değiştirdikten sonra hani rengi korumak adına da kuaförüm de tuz içermeyen şampuanlar kullanmamı önerdi. Ve bu şampuan da zaten salon şampuanı olarak geçiyor. Profesyonel bakım olarak geçiyor. Ee, bu benim aldığım pamuk sütü ve buğday proteini içerikli olanı. Beyaz renkli gördünüz. Aynı zamanda nemlendirici özelliği var. Keratin, biyotin, B7 de içeriyor. Ee, yapısını çok beğendim. Saçımdaki dokusunu çok beğendim. Yıkadıktan sonra böyle saç tiplerimin hava aldığını resmen hissettim çok hoşuma giden bir şampuan oldu. Saçımın şu anki duruşu da bu şampuanla yıkanmış hali. Herhangi bir başka ürün sürmedim veya başka bir şekilde fön çekmedim. Sadece saç kurutma makinesiyle kuruttum ve bu hale geldi. Ben bu yapısını çok beğendim dediğim gibi elektriklenme de yapmadı. Hem yumuşak hem ipeksi hissettirdi ve boyalı saç üzerine gayet rahat ve konforlu bir şampuan olduğunu da söyleyebilirim. Beğendiğim bir ürün oldu. Bunu o yüzden sizlere de tavsiye ederim. Bu indirim döneminde de kaçırmayın derim. Ben bir tane daha kendime yedeklemeyi düşünüyorum. Herhalde iki tane olursa bunlar elimde bir sene de bitiremem diye düşünüyorum bu şampuanları. Şampuandan başka hemen geçiyorum başka bir ürüne. Watson's'tan yaptığım alışverişte bu da kasanın önünde böyle bayağı indirimli satılıyordu. Miseler makyaj temizleme suyu Watson's'ın La My Glow olarak geçen Miseler temizleme suyu. Misal temizleme sularını ben kullanıyorum zaten. Göz makyajımı özellikle çıkarmak için kullanıyorum. Bu da hem göz makyajı hem yüz makyajı hem de dudaklar için kullanılabilir bir ürün. Çift fazla değil bu arada. O yüzden de hoşuma gitti. İçerikleri bakımından da nemlendirici etkileri de var. Yine parfüm, alkol ve paraben içermeyen bir formülasyona sahip. Buna da bakılabilir. Şu anda indirimde yine kasa oyunu indirimlerinde de belki görebilirsiniz. Eğer o kampanya bittiyse de yine fiyatı gayet uygun olan bir misal su. Ben de denedikten sonra sizlerle de yine paylaşacağım. Henüz açmadım ama stoğumda yedeğimde bulunsun diye aldığım bir ürün oldu. Bir de yine Watson's'ta güzel bir indirim vardı. Revolution Skin ürünlerini çok seviyorum. Denemeyi istediğim bir üründe niacinamid %10'luk içeriğe sahip olan bu serumuydu. Hem zinc %1 hem de niacinamid içeriyor. Yani çinko ve niacinamid formülasyonuna sahip bir ürün. Gözenekleri sıkılaştırmak için yağlı ciltlerin özellikle seveceği bir içerik niacinamid. Bunun dışında cildi aydınlatıyor ve yaşlanma etkilerini de azaltan özelliği de var. Ben bu serumu almamın sebebini şöyle söyleyeyim. Normalde Watson's'ın %50'ye yakın yaptığı bu Kasım indirimlerinden daha da uygun fiyatı aldım. Sanırım 49 lira civarındaydı bunun fiyatı ben alırken. Şimdi bu fiyatları söylüyorum ama video sonrasında izlendiği zaman fiyatlar değişiklik gösterebilir. Şöyle 20 liranın üstünde alışveriş yapanlara bu 49 lira gibi bir fiyata düşüyordu inanılmaz uygun geldi. Dolayısıyla zaten bir ürün aldığınızda 20 lirayı tutturuyorsunuz. O otomatikman bu da uygun fiyata gelmiş oluyor. Ve kendi sitesinde baktığımda 100 liradan fazlaydı indirimli fiyatı 100 liradan fazlaydı. E, o yüzden bunu hemen kaptım bir tane kendime. Normalde Enia'sını bir %5'lik olanı kullanmıştım. %10'luk olanı da denemiş olacağım. Denedikten sonra sizlere de bunun bilgisini vereceğim. Mağazadan mağazaya veya online satışta görmeyebilirsiniz ve mağazadan mağazaya da indirim oranları farklılık gösteriyormuş. Mağaza etkisi de öyle söyledi. O yüzden e, hani her mağazada olmazsa bile bir bakın yine de. Böyle zaman zaman yapılan belli alışverişler üzerindeki belli ürünlere yapılan indirimler de gayet uygun oluyor. Onun için bunu da söylemek istedim. Evet, başka bir ürün olarak da yine bir tane Golden Rose'un Rolon Lip Gloss adındaki bu dudak parlatıcısını aldım. Bu elimdeki sarı olduğuna göre ya limonlu ya muzlu olabilir diye düşünüyorum. Henüz açıp denemedim. Numarası 04 olarak geçen bananaymış. Evet muzluymuş. Bunu denemek için aldım. Kasa önündeydi. Denedikten sonra zaten sizlerle birlikte de deneriz. Uygulamada bakarız nasıl olduğuna. Bir tane de yine Watson's'tan bu Revolution Glow ismindeki paleti aldım. Bu da indirimdeydi. Şöyle açacağım ve göstereceğim bunu size Shadow Palette Sunset olarak geçen palet paletin bu arada görünümü çok güzel aynalı üst yüzeyi şöyle göstereceğim yansıdığı için çok gösteremiyorum bu şekilde ayna gibi bir yüzeyi var ee, ve içini açıp göstereceğim size esas renkleri bakar mısınız renklere çok güzel değil mi? <laughs> Tam benim renklerim ve bu zaten kıyafetimle de uyacak böyle özellikle beige tonlarda vesaire hani böyle sonbahar renklerine kış renklerine uyacak bir palet Işıltılı ve mat farlardan oluşuyor ve çok şık bir palet oldukça indirimliydi bunu da yine Watson's'ın alışverişinde kasa önüne gelince ekstra indirimli olduğunu da görünce hemen kapmak istedim bu da o ürünlerden bir tanesiydi. Şimdi e, bunun dışında bir de ben daha önceden yine önceki videolarda söylemiştim. Aslında Watson's'tan yaptığım alışverişi bunun için yaptım. Yani Watson's'a girdiğimde bu ürüne baktım ve fiyatı uygun olduğu için hadi bunu alayım dedim. Onları alınca da yanında kas önünde az önce gösterdiğim ürünler indirimli olmuş oldu. Daha önceden sizlere Day to Day markasına ait olan kolajen kullandığımı ve 3 ay boyunca bir kür gibi uyguladığımı söylemiştim. Yine araya yaz girdi. Baya bir zaman geçti. E, sonbahara girdik. Kışa yaklaşıyoruz. Hadi dedim bir kolajen kürü daha yapabilirim diye düşündüm. Kolajen markası olarak da yine hem içeriklerine bakıp hem de 10.000 mg'lık kullanmıştım ben daha önce kullandığımda. Yine 10.000 mg'lık olabilecek ve içeriklerinde de alfa lipoik asit ve yine diğer C vitamini vesaire glutatyon gibi içerikler bulunsun istiyordum. Watson's da Nature Supreme markasına ait olan bu Kavanoz tipi kutudaki bu sefer kolajenlerden almak istedim. Fiyatı gayet uygundu. Day to day'den daha uyguna geldi açıkçası benim için. Şöyle söyleyeceğim. 10 gramlık e, her gün kullanıma uygun içerisinde bir ölçek çıkıyor. 10 gram koyuyorsunuz bardağın içerisine suyla karıştırmak için. Normalde day to day'de böyle paketler içerisinde şaselerdeydi. Burada ise kendiniz içerisinde ölçeğiyle koyuyorsunuz. E, 10 servings diye söylüyor. Yani içerisinde 10 kere kullanabileceğiniz miktarda var. 120 gram olarak geçiyor içerisindeki miktarı. 10 gün kullanım için fiyatı gayet uygundu. Hem indirimliydi hem de şöyle kür olarak yapmayı düşünerek bir ay boyunca ben bunları kullanırım dedim. Bu şekilde bunları satın alınca toplam 3 tanesi bir aylık olabilecek çok daha uyguna geldi bana. Ve onun dışında ben bunları alınca dediğim gibi diğer indirimli ürünleri de satın alma şansına sahip oldum. Hem bunları denemiş olacağım hem de eğer ki bu bir ay kullanımım süresince ben bunları beğenirsem sonra yılbaşına yakın bir aylık olarak tekrar bunlardan satın alırım diye düşündüm. Beauty Collagen olarak geçen Nature's Supreme markasının bu elimdeki plum flavor diyor erikli olanı diğeri de içerisinde orange flavor dediği portakal aromalı olanı İçerisinde hironik asit, koenzim, q10, c vitamini, Biotin, çinko, Glutatyon ve selenyum da bulunan aynı zamanda bunlarla da destekleyen ve onun dışında alfa lipoik asit, B3, B5, B6, B12 vitamini, biyotin bulunuyor içerisinde. Hidrolize kolajen peptitleri 10.000 mg olarak bulunuyor. Ee, ben dediğim gibi daha önceden kullandığım 10.000 mg'lık olandan memnun kalmıştım. Bunu da yine destekleyici olarak düşündüm. Bu arada tip 1 ve tip 3 kolajen bulunuyor. Dolayısıyla tip 1 ve tip 3 cilt bakımına da fayda sağlayan kolajenlerden olarak söyleniyor. 3 tane de bunlardan alarak Sonrasında indirimli hem Revolution Skin Care'in ürününü indirimli alabilmiş oldum. Hem Misal Arsu indirimli aldım. Hem de bir de bu Glow olan Revolution'un far paletini de yine indirimli almış oldum. Bu alışverişimde bana bayağı karlı oldu aslına bakarsanız. Çünkü dediğim gibi web sitesinde var olan indirimli fiyatlardan bile indirimli alınca böyle çok mutlu hissettim kendimi. Şimdi oradan geçiyorum Gratis'ten yaptığım alışverişe. Gratis'in yeni çıkan bazı ürünlerini denememi isteyen mesajlar aldım sizlerden. O yüzden de Biolis'in bu yeni çıkan Beautified adlı ten ürününü aldım. Bunu bir önceki videomda da zaten sizlere yine indirimden alınabilecek makyaj ürünleri videomda da söylediğim ürün. Bugün de ten makyajımda kullandığım ürün. Beğendiğim bir ürün oldu. Yapısı bakımından asla BB krem gibi gelmedi bana. İnce yapılı bir renkli nemlendirici gibi. Ben BB kremlerin o balm dokusunu sevmiyorum. Bu daha böyle ince yapılı bir nemlendirici krem gibi olmasından dolayı cildimde daha iyi durduğunu düşünüyorum. Kapatıcılığı, örtücülüğü bence gayet başarılı. Aşırı kapatıcı diyemem ama benim için bir ton eşitlemesi için yeterli geldi. Yapısı bakımından Wet Wild'ın son dönemde çıkardığı bu Tinta Tidrater'a benziyor birazcık. E Tinted Hydrator biraz daha akışkan ama bu da çok kolay sürülen, elle bile uygulamaya imkan sağlayan bir ürünmüş. Duruşunu beğendim. Üzerine sabitleme pudrası ile birlikte makyajım şu anda birkaç saattir bu şekilde duruyor, hiç de bozulmadı. Ben renk olarak 132 Pale Almond olan rengini tercih ettim. Çok çok indirimli çok zaten yani fiyatları uygun Biolis'in ama bu indirimde de oldukça fazla düşmüştü. E buna da yine bakılabilir ürünlerden bir tanesi olarak söyleyebilirim. İyi ki bu rengi almışım dedim. Bir de Ivory olan vardı o çok açıktı. Yan yana getirdiğimde sanki Ivory biraz daha mı iyi olur acaba diye düşündüm ama Pale Almond bana daha iyi oldu. Bir ton koyusu da Medium rengi vardı o da daha koyu tenler için düşünülebilir. Bunun dışında yine Biolis'in yeni çıkan ürünlerinden bu şekilde likit allıkları çıkmış. 3 tane allığı vardı. Ben bu Blush it allıklardan, drop allık olarak geçen damlalıklı allıklardan Peach, Peachy Pink olanı aldım. 219 numaralı Peachy Pink. Henüz açmadım, üzeri bantlı ve kapalı. Ee, bunun bir tane daha rengi vardı. O yine böyle pembe tonlu ve içerisinde ışıltılar olanıydı. Bir de böyle kırmızıya bakan bir rengi vardı. Bu sanki bana daha iyi gider diye düşündüm. Mercan rengi ya da birazcık daha böyle şeftaliye bakan Tonları ben allıkta daha çok kullanabiliyorum. O yüzden bunu tercih ettim. Daha önceden yine bu tür bir allığı vardı Bioliss'in çıkardığı, çok önceden çıkan. Ona benzettim biraz ambalajına. İnşallah kurumaz bu da yani ambalajı o kuruyarak böyle birazcık elimde erken sürede bitmişti, yok olmuştu kendi kendine. Bu da kurumazsa deneriz. Birazcık pigmentasyonun yoğun olduğunu öğrendim çalışanlara sorduğumda. Bakalım bunu da deneyeceğiz sizlerle. Bir de böyle bir Lip ürünleri çıkmış dudak ürünleri. Hatta bu açık. Bunu açalım bakalım sizlerle birlikte. Deneyelim. Evet. Güzel böyle meyveli kokuyor bu. Elimdeki renk olarak hangisi? Dudak yağı bu. Evet, dudak yağı. katın kendi olarak geçen pamuk şekerliymiş. Böyle bir şekerli kokusu var. Deneyeceğiz bakalım. Dudağımda şu anda ruj var. Hemen süremiyorum. O yüzden bunu deneme videosunda uygularız sizlerle. Katın kendi olanını aldım. Bir tane de böyle glosslar çıkmış yine Beaulis'in. Glossit. Bunları web sitesinde görmüştüm. Web sitesinde sadece satılır yazıyordu bir dönem. Ama şimdi artık mağazalarda da var. Birkaç tane rengi vardı. Ben apricot olan rengini aldım. Kayısı rengi olan. Buna strawberry'si vardı. Coconut böyle renksiz gibi vardı. Bir tane de kakao olan rengi vardı. Daha böyle kahveye bakan. Bunu da yine deneriz. Dolayısıyla bir bu yeni ürünleri aldım. Bunları sizlerle birlikte deneyeceğiz. Gayet de uygun fiyatlıydı. Bir tane de oje aldım. Bu da Pastel'in Nude serisindeki ojelerinden. Stone rengi elimdeki. 760 numaralı olan rengi. Çok güzel böyle bir sonbahar ve kış rengi olabilecek taş renklerinden soğuk renklerden bu tonları da tırnaklarda seviyorum. Bu bej geçişli olan renkleri. Bunu da eklemek istedim koleksiyonuma. Bunun dışında cilt bakım ürünü olarak da Nötrjena'nın çok sevdiğim vücut jellerinden, vücut kremlerinden bu kavanoz tipinde olanını aldım. Bu jel vücut kremi içerisinde hyaluronik asit de bulunduğu için gerçekten çok güzel nem veriyor. Bunu sık sık alıyorum. Bir tane daha kendime yedeklemek istedim. Sürekli bitirdiğim, kullandığım, ailece kullandığımız ürünlerden olduğu için bir de yine Kore ürünlerinden I'm From'un Rice Toner adlı toniğinden yedeklemek istedim kendime. Çok sevdiğim bir tonik. Güzel nem veriyor ve cildi aydınlatmasını da çok seviyorum. O yüzden bunu da yedekleyerek böyle bir alışveriş yapmış oldum. Bu arada yolda olan, kargoda olan ürünlerim de var. Yine sizler için denemek istediğim pastelin yeni çıkan likit allıkları var. Daha önceden yine sizlerle paylaştığım zaten var olan elimde şu Show Your Joy serisindeki likit allıkların yeni renkleri çıkmış. Bunların elimdeki 53 numara olanı bazı renkleri bende vardı ama elden çıkarmıştım kullanmıyorum diye. Sonra bütün seriyi tamamlayayım ve bunlarla sizle bir video hazırlayalım diye indirime de girmişken Eve Shop'tan bunların diğer yeni çıkan renklerini de aldım. Onlar da geldiği zaman yine sizlerle birlikte paylaşacağım. Bir de şu anda burada olmayan ama kargoda olan işte o Eve Shop'tan gelen alışverişte L'Oreal'in teleskopik maskarasını da aldım. Çok indirimdeydi. O da şu ara bu Kasım ayı indirimlerinde oldukça uygun fiyatlardan ulaşılabilir güzel bir maskara. Çok beğeneni var. Bende de olsun. Sizlerle birlikte de deneyelim istedim. O yüzden o da kargoda gelecek olan ürünlerim arasında. Evet benim alışverişim bu şekildeydi. Daha bazı ürünlere de böyle göz koydum baktığım ürünler var bulabilirsem onları da yine Kasım sonu gelmeden indirimden edinmeyi düşünüyorum. Sizler hangi ürünleri satın aldınız? Bu Kasım ayında Kasım indirimlerinde hangi eksiklerinizi tamamladıysanız lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyifle izlemişsinizdir bu videoyu. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.